Medet Emre Şahin'e destur ve bilen şahallah fazla sayınca Muhammed Nazım Halfani'ye medet. Tarikatun ve sohbe ve hayru fil cemiye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki günü aynı olan zarardadır. Yani her gün daha gayret edip daha fazla hayır yapıp önceki günden daha fazla bir şey yapmış olasın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu her şeyi her insan için öyle olması lazım. Ama insan şey olmadıktan sonra mümin imanı olmayınca hayat İslam'ı kabul etmeyince onlar mükellef değil. Yani bu mükellef oldukları şey ilk başta Müslüman olmaları. Yani Müslüman için her gün daha fazla Allah'a yaklaşsın. Allah'a ne gibi yapacaksa bir şey, az bir şey bile olsa öteki günden daha fazla yapsın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Demek ki tembellik İslam'da yok demek. Tembellik olmaz. Tembellik yani küfrün işaretidir. Onlar dünya için gelmiş, ahirete düşünmezler. Dünya için bazen şey yaparlar ama onun dünya için de tembellik olur o vakit. Bırakırlar, nasıl olsa biz hiçbir şeyimiz yok, sonumuz yok diye çoğu zaman öyle tembellik edip şey yaparlar. Ama İslam'da öyle değil. Tembellik yapan Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in emrine muhalefet etmiş ki ikinci gün daha kötü olmuş. Bizim ikinci gün daha iyi olsun diyor Peygamber Efendimiz. Her gelen gün bir günden daha iyi olsun. Allah'a daha fazla itaat etmiş olarak gelin. Bunu insan aklına bu emir, nasihat gelirse daha fazla gayret eder. Daha fazla bu emre uymaya çalışır. Yani bir gün birinden fazla dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor değil. Her gün kalbini Allah'a daha fazla meylettir. Daha fazla Allah'ı hatırla, Allah'ı zikret. Öyle olunca öteki günden daha hayırlı olur. Daha güzel, daha faziletli, daha bereketli hayatın olur. Yani bu İslam'da zorluk yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yapabileceğimiz şeyleri bize emreder. Yapamayacağımız şeyleri emretmiyor. İyiliği, güzelliği emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar Allah'a meyledersen o kadar senin faydan içindir. Hem maddi, manevi, dünya, ahiret için, her şey için daha güzel bir şeydir. İsyan etme, küfür etme, kendine hakim ol. Hepsi yaptığın vakit, Allah rızası için yapmış olduğun vakit, bunlar senin geçen günden gelecek gün daha fazla, daha iyi olmuş demektir. Allah bize yardım etsin, hayırları yapmaya
nasip etsin inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.